Mark Twain der ki doğru kelimeyle neredeyse doğru kelime arasındaki fark ateşle ateş böceği arasındaki fark gibi. Söylediklerinizi büyülü kılan şeyler kullandığınız kelimeleri nerede ve nasıl kullandığınızda saklı diyor. Çok güzel bir cümle. Konuşmalarımızda ateş etkisi oluşturmak mı istiyoruz yoksa ateş böceği mi? Retorik ne diyor bu konuda? Gerçek konuşma ateş gibidir diyor. Hem göze hem ruha hitap etmeli. Ama bir şey daha yapmalı harekete geçirmeli, harekete geçirmeli. Dostum, artık ateş böceği olmaktan çıkıp ateş olmanın vakti gelmedi mi sence? İşte bu videoda retorikte daha sık kullanmamız gereken 6 kelimeyle biz de bu ateş böcekliğinden ateş tarafına doğru geçiş yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İsmim Oğuz Benlioğlu. Üniversite eğitimini almayı da tamamladım. Benim alanım retorik. Yani etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Retorik'in bir de lakabı var. Bilimlerin kraliçesi demek. Bilimlerin kraliçesi. Yaptığımız her konuşma ister birebirde bir konuşma yapalım isterse kitlelere hitap edelim. 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi karşımızdaki insanların bazı duygularını ya tıpkı o ateş gibi tutuşturup harekete geçiriyoruz ya da ateşin üzerine atılan toplak gibi o ateşi söndürüyoruz. Böyle üzerine su tutmuş gibi oluyoruz. Yani ya ateş böceği gibi oluyoruz ya ateş gibi. Şöyle bir nokta var. İnsanlar pozitif söylemleri seviyorlar. Umut verici açıklamalar insanların hoşuna gidiyor. İnsanların motivasyonunu arttırıyor. Sadece motivasyonunu da arttırmıyor. Onların eyleme geçmelerine yani harekete geçmelerine sebep oluyor. Bazı konuşmalar böyle. Bazıları da öyle değil. Peki aradaki fark ne? İşte tam burada 6 tane kelime, önemli 6 tane kelime daha sık kullanmamız gereken Altı tane kelimeyi konuşacağız, bunlar olağanüstü sonuçlara taşıyor bizleri. Evet, altı tane kelime de bir numaralı kelimemiz coşku. Bu kelimeyi çok günlük yaşantımızda duymuyoruz ya da kullanmıyoruz. Daha çok yazılı dilde görebiliyoruz ama konuşurken çok başvurduğumuz bir kelime değil. Aslında coşku özellikle geleceğe dönük, ileriye dönük pozitif algı yaratmaya çalışırken insanların gelecek motivasyonunu yükseltecek, onları harekete geçirebilecek bir kelime o anlamda sık kullanmamız gereken bir kelime coşkunun kullanımında şöyle bir şey söz konusu. Şimdi retorikte fonatiksel açıdan bazı kelimeler var. Fonatik ne demek? Yani içerisinde özellikle ş ve k harflerini barındırırsa bir kelime. Orada bizim sesimiz yükselmek zorunda ve kelimeler daha dolu dolu çıkar. Yani coşku'daki o ş ve k kelimenin daha dolu ve daha güçlü çıkmasına sebep oluyor. Şöyle örneklendireyim. Mesela birine dediniz ki, yani konuşmana biraz heyecan katmalısın dediniz. Konuşmana biraz heyecan katmalısın. Bunun yerine şöyle bir şey söylesek, konuşmana biraz coşku katmalısın ya da konuşmana daha çok coşku katmalısın dediğimizde vurgulu vermek istediğimiz mesaj daha umut verici bir şekilde karşı tarafa yansır. En azından böyle bir hissiyat uyandırır. Sadece bununla da kalmaz. Siz özellikle Coşku kelimesini kullandığınızda o konuda uzman olduğunuz hissiyatını karşı tarafa verirsiniz. Yani sana bir tavsiyede bulunuyorum. Bu tavsiyemde merak etme. Ben uzmanım, bunu yaşadım, bununla ilgili artısını eksisini gördüm ve sana bunu tavsiye ediyorum. Özellikle tavsiyede bulunurken mutlaka konuşmanızın bazı yerlerinde coşku kelimesini kullanın. Ne gibi düşünelim? Yemeğe konulan kıvamında ama kıvamında bir baharat gibi düşünebilirsiniz. Böyle yaparsan daha iyi olur. Böyle yaparsan yerine böyle yaparsan çok daha coşkulu olur. Çok daha güzel olur. Yaklaşımı bayağı güçlü olacaktır. Bir numara da bu. Daha çok kullanalım. Coşkulandırmak, coşkulandırıcı coşku. Evet bir coşku dedik geldik 2 numaralı kelimemize, 2 numaralı kelime. Şimdi birisi bir projede tıkandığı ya da motivasyona ihtiyacı var. Ne yapıyor? Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim falan böyle bir durumda biz ne diyoruz genelde? halledersin diyoruz, rahat ol diyoruz falan. Halledersin, rahat ol, çok sıkma kendini, sen hani yaparsın falan yapıyoruz. Halledersin ve rahat ol kelime dizileri var ya, insanlar için çok güçlü anlamlar ifade etmiyor. Hatta böyle başından atma isteği de, öyle bir hissiyat da uyandırıyor. Yani halledersin, hani tamam yaparsın, benim de seninle uğraşacak çok fazla zamanım yok gibi böyle bir hava veriyor. Ben de diyorum ki bunun yerine bir önceki kelimemiz vardı ya, coşku. İşte burada da bir coşkulandırma garantisi var. Nedir bu derseniz sen bunun üstesinden gelirsin. Dostlar, buradaki sen o kişinin tıpkı şimdi arkamda çit var biliyorum görünüyor mu? Tıpkı bir çitin üzerinden atlaması gibi bir görselleştirme yapmasını sağlıyor. Sen bunun üstesinden gelirsin. Yani onun üstesinde atlar geçersin. Kişi bunu görselleştirdiğinde ne oluyor? O zorluğun üstesinden gelme inancı da yükselmeye başlıyor. Kelimenin gücünü görebiliyor muyuz? Karşınızdaki kişi bunun eğitimini almış mı anlar mı falan. Bilinçaltımız bunu algılayabiliyor. O problemin üstesinden gelebilirim. Bunu yapabilirim. Ya da bizim verdiğimiz haliyle sen bunu yapabilirsin. Bu problem problemin üstesinden gelebilirsin. Sen bunu aşabilirsin. Yani o çitin üzerinden atlayabilirsin mesajı vermiş oluyor. O yüzden kritik öneme sahip. Halledersin yaparsın yerine sen bunun üstesinden gelebilirsin. Geldik 3 numaralı kelimemize, sırlı kelimemize. Şahane, şahane. Benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesi. Şahane. Şimdi melodisindeki ahengi fark ediyor musunuz? O şahanenin melodisindeki ahengi. Birisi bir iş mi başardı? Yani iyi olmuş deme. Şahane de. Birisi güzel bir gömlek mi giydi? Sana çok yakışmış deme pembe senin şahane göstermişti. Yakışmış, iyi, güzel yani falan bunlar o kadar çok kullanıldı ki insanlar o kadar çok kullandı ki. Artık içini boşalttık. Yani kelimeler bir şey ifade etmemeye, bir anlam taşımamaya, anlamları boşaldığı için bir şey ifade etmemeye başladı. Ama şahane hala taptaze ve anlam dolu çünkü çok fazla kullanan yok. O yüzden şahane kelimesini lütfen ama lütfen daha çok kullanalım. Evet geldik 4 numaralı daha sık kullanmamız gereken kelimeye. Yüz yüze eğitim verdiğim dönemler, çok eski zamanlar. Böyle eğitimden çıkarken katılımcılarla tek tek tokalaşıyoruz falan. Toplamda 12 kişi var içeride. İçlerinden bir tanesi hiç aklımdan çıkmadı. Yani o aklımın bir kenarında kaldı böyle yüzü bile hatırlıyorum onu. Neden biliyor musun? O 12'de bir tanesinin aklımda kalması. Neden dedim? Şöyle bir şey fark ettim. Diğer 11 tanesi çıkarken şöyle şeyler söylediler. Teşekkürler. Hocam eğitim çok iyiydi, faydalıydı, çok sağ olun. Çok iyi vakit geçirdik, keyifliydi. Bir sürü şeyler öğrendik gibi şeyler söylediler. Böyle memnuniyetlerini ifade ettiler. Ama bir tanesi gözlerinin içine baktı. Ve şöyle bir şey söyledi. Benim için olağanüstü bir eğitimdi. Teşekkür ederim dedi. Wow. Bunu beklemiyordum ama. Yaptığım işle ilgili böyle bir sıfat duymak bana da olağanüstü iyi gelmişti. Fark ettiniz mi hangi kelime olduğunu? Dostlar İnsanlar tek düzeliği, aynılığı, rutinliği, sıradanlığı, herkes ne yapıyorsa ben de onu yapayım, herkes ne söylüyorsa ben de onları söyleyeyim. Ne seviyoruz bunları ne de önemsiyoruz. Olağanüstünün büyülü bir etkisi var. Lütfen ama lütfen bu videoyu izledikten sonra birinin yaptığı iyi bir iş mi var ya da bir davranış mı var ve onunla ilgili siz övgü mesajı mı vereceksiniz? olağanüstü kelimesini bir deneyin olağanüstü kelimesini bir deneyin karşınızdaki kişinin aklındaki yerinizin kazınmasını istiyorsanız tıpkı benim o katılımcım gibi olağanüstü kelimesini daha sık kullanın sevgili dostlar. Evet geldik 5 numaraya. 5 numaralı kelimemiz. Bu birazdan paylaşacağım 5 ve ondan sonraki 6. Bunların ortak bir özelliği var. O da ne? Negatif durumları pozitife çevirmek için kullanabilecek kelimeler. Bu yüzden önemli. 5 numarada ne var? 5 numaralı kelimemiz sıra dışı. Sıra dışı biz nasıl anlıyoruz? Farklı olma. Farklılık olarak algılıyoruz değil mi? Ama bizim bilinçaltımız sıra sıra dışı bir başka şekilde de algılıyor. Nedir bu? Normal akışın dışına bir kereliğine çıkma durumu. Çok değil, bir kereliğine. Çıktığımızda bu da sıra dışı oluyor. Şimdi bir projede bir problem çıktı. Tamam, bir tane problem var. Büyük bir problemle karşı karşıyayız demek yerine sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşılaştık. Ya da akışımızda sıra dışı bir durum var demek. Bunlar ne anlama geliyor? Nasıl bir algı uyandırıyor? Sizin negatif olan mesajınızı nötr duruma getirir. Çünkü insanlar sıra dışılığı nötr algılamaya daha meyilliler. Negatif ya da pozitif değil de nötr algılamaya daha meyilliler. Siz sürekli büyük bir sıkıntı var, çok büyük bir problemle karşılaştık, bir yerde tıkandık, çok büyük bir sıkıntım var gibi şeyler söylerseniz çevrenizde bir yerden sonra nasıl algılanırsınız biliyor musunuz? Kötü haber tellalcısı diyorlar ya. Sürekli kötü haberler getiren insanlara öyle diyorlar. Kötü haber tellalcısı olarak algılanırsınız. Böyle kodlanırsınız insanlarda. Ve insanlar artık sizi gördüğünde aa geliyor kötü haber tellalcısı. Acaba neler oldu derler. Ben de diyorum ki problem, aksaklık, sorun gibi kelimelerin yerine sevgili dostlar sıra dışı bir durumla karşılaştık. Sıra dışı bir durum var. Sıra dışı bir olay var deyin. İnsanlar o zaman o sorun ve problemi çözmeye hem daha istekli olurlar hem de onun çözümü için sizin yanınızda olmaya meyilli olurlar. Evet, 6. kelimemiz fikirlerimize itiraz geldiğinde insanları karşımıza almak yerine onları yanımıza çekeceğimiz bir kelime dizisi, tek bir kelime de bir kelime dizisi. Söylediklerin zihnimi açtı. Hmm. Bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Karşı tarafta vava wow etkisi oluşturur. Önemseniyorum, değer görüyorum ve söylediklerimle yön veriyorum. İnsanların zihinlerini açıyorum, hissiyatı oluşturursunuz. Zihin açıcı kelime dizisini kullandıktan sonra insanların size olan itirazları gücünü ve şiddetini kaybetmeye başlar. Çünkü aslında söylediklerin zihnimi açtı yaklaşım var ya bu aslında bir övgüyü de gösterir. Dolayısıyla insanları övdüğünüzde bunun üzerine insanlar size itiraz etmekte bir daha en azından birkaç tık aşağıya düşmeye meyilli olurlar. Söylediklerin zihnimi açtı deyip ondan sonra devam etti, etmek. Evet 6 tane bir tane de bonus geldi aklıma. Bir tane de bonus olsun sonuncusu. Siz şimdi zihin falan dedik ya. Hazır zihninde tazeyken, hazır zihninde tazeyken ben bunu özellikle yazışma dilinde çok kullanırım birine bir hatırlatmada bulunmak istediğimde yani bir konu var hatırlatma yapmam gerekiyor ya da bir şeyler anlattığım insanların veya bir kişinin harekete geçmesini bekliyorsam hani böyle dürtükleme amaçlı böyle dürtüklersin ya dürtükleme amaçlı yani hazır zihninde tazeyken bu konu hakkında cevabını bekliyorum. Hazır zihninde tazeyken bu konu hakkında atacağın ilk adımı merak ediyorum gibi sözler söylemek zihninde taze olmak ne sağlıyor? Dinamizm sağlıyor. Harekete geçmeyi ve hızlı dönüşü tetikliyor. Yani hatırlatma mı yapacaksın? Hemen yani o ne oldu falan demek yerine zihnimize tazeyken şunları gönderecektin onları bir gönderir misin? Hareket mi bekliyorsun? Hemen zihnimize tazeyken bu konu ne yapacağız? E peki şimdi ben 6-6-1 6 tane kelime sık kullanmamız gereken sonuncusu da zihnimizde tazeyken. E şimdi zihnimizde tazeyken ne yapmayı planlıyorsun? Hangi kelimeyi daha sık kullanmayı planlıyorsun? E belki şöyle olabilir. Ben bunların yanında kendim de ekstra bir şeyler, bunları da aşağıya yorumlara yazmanı rica ediyorum. Birincisi bu. Zihnimizde tazeyken bu 7 kelimeden hangisini hemen hayatına alacaksın? Ben mesela olağanüstüyle başlamıştım. Olağanüstüyle bir giriş yaptım, bir denedim. Nasıl çalışıyor? İnsanlar üzerine ne gibi etkisi oluyor? Sen de bunlardan hangisini kullanacaksın? Aşağıya yorumlara yaz. Bir de Deniz Akademi kanalına abone olmayı ihmal etme. Evet, bu videoda retorikte daha sık kullanmamız gereken bilimlerin kraliçesinde daha sık kullanmamız gereken kelimelere baktık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.